Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki şu anda bütün dünya bir koronavirüsüyle bir mücadele içindeyiz. Hatta çoğu insanlar savaşıyoruz diyorlar. Bu bence çok yanlış bir şey arkadaşlar. Korona bir virüs, milyonlarca, trilyonlarca virüslerden bir tanesi. Tabii ki zaman içerisinde mutasyona uğrayarak daha da fazla güçlenmiş olabilirler. Ama unutmayalım ki yaşamak istiyorlar. Her virüs olduğu gibi, her insanda olduğu gibi, her hücremizde olduğu gibi. Hiçbir virüs kendini öldürmek için sizinle buluşmuyor. Hiçbir şekilde böyle bir durum yok. Yani yaşamak için size ihtiyacı var. Bu bedene ihtiyacı var. O yüzden bir şey anlamamız gerekir ki koronanın yaşaması için bana ihtiyacı varsa o zaman beni öldürmek istediğini düşünmüyorum. Buradaki sıkıntımız nereden kaynaklanıyor? Bağışıklık sistemimiz yeterli olmadığında ne yazık ki koronavirüsü kendisini de yaşatamıyor. O yüzden bizim bir şeyi çok iyi anlamamız lazım. Bağışıklık sistemimiz çok önemli. Ancak bağışıklık sistemimiz sadece böyle yediğimiz gıdalarla temin edebileceğimiz bir durum değil. Koronavirüsü bizi şu anda çok iyi bir biçimde eğitiyor. Diyor ki bağışıklık sisteminiz kuvvetli olması lazım ki beraber yaşayabilelim. Yoksa ne siz yaşayabiliyorsunuz ne ben yaşayabiliyorum. O yüzden hep beraberce bunu fark etmemiz lazım. Bağışıklık sistemimiz demek esasında zihin yapımız, düşünce yapımızdan çok önemli arkadaşlar. Düşünce yapımız bizim bağışıklık sistemimizi çok ciddi oranda bozuyor. Yani insan eğer düşüncelerine konsantre olmaya başlarsa, içerisine endişe, kaygı, korku, stres gibi şeyleri sokmaya başladığı an itibarıyla ne yazık ki vücudumuz tam olaraktan kimyasal dengesi bozulmaya başlıyor. Salgılamış olduğu salgılardan dolayı. Eğer böyle olunca da bağışıklık sistemimiz bozulmaya başlıyor. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz esasında. Moraliniz bozulduğu zaman mideniz ağrır. Birazcık daha böyle strese kapıldığınızda beliniz, sırtınız, her yeriniz kasılmaya başlar. Böyle olmuyor mu arkadaşlar? Bugün hangi konudan dolayı doktora giderseniz gidin, hep söylenen bir şey var ki acaba siz stres içinde misiniz? Endişe içinde misiniz? O zaman diyorlar ki doktorlar kesinlikle böyle bir sonla karşılaşırsınız. Şu anda yapmamız gereken bir nokta var. Bütün dünya olaraktan bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekir. Bunun için ilaçlar, takviyeler tabii ki doktorların söylediklerini dinleyin ama en önemli konu zihninizdeki düşüncelerdir. Düşüncelerin iyi ya da kötü olması önemli değildir. Her bir düşünce bir zıttını getirir. Şu anda iyi ve güzel bir şey düşündükten sonra çok merak etmeyin 5-10 saniye sonra onun zıttı olan kötü şeyi düşünmeye başlarsınız. Size tavsiyem çok önemli bir şey bunu arkadaşlar. Düşüncelerinizi takipçi olun, izleyici olun. Her düşünceyle özdeşleşmeyin. Dış dünyayla özdeşleşmeyin. Günde 8 saat televizyonların başında koronavirüsünün ne yaptığını, kaç kişinin daha canını aldığını takip etmeyi lütfen bırakın. Hayatınıza geri dönün. Kendi içiniz içerisinde, kendi eviniz içerisinde, kendi sağlığınız içerisinde dış dünyayla ve düşüncelerinizle özdeşleşmeden yaşamanın sırrını bulmaya çalışın. Eğer siz yaşarsanız korona yaşar. Korona yaşayamazsa siz de yaşayamazsınız. Yani biz bir bütünlük içindeyiz. Arkadaşlar şu anda koronayı yok edemeyeceğiz. İstediğiniz kadar aşı bulun, ne yaparsanız yapın. Korona aynı bir grip gibi, nezle gibi, diğer mikroplar gibi binlerce yıldan beri bizimle beraber olmaya devam edecekler. Kritik konu bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesidir. Mesela bazen ne olur böyle? Bağışıklığınız yavaş yavaş çatırdar, çok fazla uyuyamazsınız, dinlenemezsiniz, biraz strese girersiniz. Hemen bir bakmışsınız ki böyle biraz nezle olmaya başlarsınız, dökülmeye başlarsınız. Aynı o gibi. Yani bizi uyarıyor. Diyor ki lütfen kendinize çeki düzen verin. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirin. Dünyayı mahvetmeyin. Çevrenizi mahvetmeyin. Hırslarla, çok önemli arkadaşlar, hırsla bağışıklık sistemimizi mahveder. Hırslar, kinler, nefretler, öfkeler bunlar son derece tehlikeli şeyler. Gelin hep beraberce bu olayın ana temelini anlamaya çalışalım. Korku, savunma mekanizmaları, savaşmalar bunlar bize bir şey getirmeyecek. Beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Korku ve endişeyle değil, beraber yaşamayı, birlik ve bütünlük içinde olmayı anlamamız lazım. Şu an vücudundaki birçok mikroplar ve bakteriler olmasa hiçbir şekilde yaşayamazsınız. O yüzden dostlarım, beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Şu anda bizi bu kadar sarsmasının nedeni neden? Bir anda şok yaşadığımız için, bir anda yüzlerce insan öldüğü için. O yüzden zaten evlerimize kapanmamızı istiyoruz. Neden? Çünkü yavaş yavaş virüs daha az yayılsın, daha yavaş yavaş yayılsın ki hem tıp dünyası, hem toplum, hem inanışlarımız gereği her şekilde biz bu şekilde alışmış olalım. Ve yavaş yavaş vücutlarımız alışmaya başlasın. Emin olabilirsiniz ki şu anda bağışıklık sisteminiz güçlüyse ve bir koronavirüsün yakalandıysanız eğer bu aynı zamanda sizin bağışıklık sisteminizi daha da kuvvetlendirecek. Çünkü gelecek yıllardaki koronavirüsünün başka mutasyonlara uğrayıp da sizi de aynı zamanda başka tehlikeye sokmasını engellemiş olacaksınız. Korona bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenizin mesajını veriyor. Bu mesajı inşallah hep beraber almış oluruz. Bağışıklık sisteminizi bozan vır vır dırdır vır vır dırdır düşünceleriniz ve dış dünyayla olan özdeşleşmeniz. Hep beraber bunu fark edersek bu mikrop bizim sağlık amacımız olabilir. Hepinize teşekkür ederim.